Simon and Garfunkel'dan Boksöre çalacağım. Benim en sevdiğim Simon and Garfunkel şarkılarından biri. Sadece benim değil, muhtemelen yazılmış en güzel hikaye şarkılarından biri. Önce şarkıyı çalacağım, sonra şarkı üstüne biraz konuşmak istiyorum. The Boksöre. Çalması çok keyifli, söylemesi çok keyifli. Umarım dinlemesi de çok keyiflidir seni dinleyenler için. Şunu söylemek istiyorum. 2008 yılında ya da 2018 yılında galiba, tam emin değilim. Paul Simon'ın bir YouTube kaydını izlemiştim. Bu şarkıyı çalıp söyledi ve çalarken bu şarkıyı sevgili New Yorklulara armağan ettiğini söylüyordu. Çünkü şarkı aslında kişisel bir adamın yılmama, mücadeleye devam etmesiyle alakalı, biliyorsunuz. Pandemi vesaire falan, çok badireler atlattık hepimiz. Aslında bir bağlamda sağ kalabildiğimiz için bu süreçten kendimizi şanslı hissetmeliyiz bence. Ben de bu şarkı tüm İstanbullulara armağan ediyorum, bir İstanbullu olarak. Şimdi şarkının şeyine geçelim. Boksöre tabii ki bütün %99 Paul Simon and Garfunkel şarkıları gibi Paul Simon tarafından yazılmış ve onların son stüdyo albümü Bridge Over Troubled Water'da yer alıyor bu şarkı.
Mrs. Robinson'la birlikte Simon and Garfunkel'ın en başarılı single'ı bu şarkı. Billboard'larda numara 7'ye kadar yüklenmiş ve 10 ülkede peak yapmış. Hollanda, Avusturya, Güney Afrika, Kanada gibi. Rolling Stones gelmiş geçmiş, Rolling Stones dergisi gelmiş geçmiş en iyi 106. şarkı olarak adetmiş bu şarkıyı. 500 şarkı içinde. Şarkının enteresan bir özelliği var. Normalde müzisyenler bilir, kayıt alırken vesaire yaparken şarkı normal bir şarkının kaydedilmesine göre çok daha uzun sürmüş kaydedilmesi. 100 saatten fazla bir kayıt süresi var şarkının. Sözleri yazılıp bestesi tamamlandıktan sonra. Burada enteresan bir şey daha var. Fred Carter Jr. isminde bir gitarist. Şarkının o girişinde benim yapamadığım dere 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 gibi bir melodi var ya, onu çalan adam. Onun çalış hikayesi de çok enteresan bir hikaye. Aslında Paul Simon sözleri yazıyor fakat sözleri tam yazımını bitirmeden stüdyoya giriyorlar ve kayıt şeyine başlıyorlar. Bu Fred Carter Jr. stüdyoda doğaçlama olarak biraz çalıyor aslında bunu. Ve albüm yayınlanana kadar duymuyor şarkının tamamını. Albüm yayınlandıktan sonra Şepe ve kendisi anılarını şöyle anlatıyor. En başarılı, en sevdiğim kaydım oydu diyor. Burada enteresan bir şey daha var. Şarkının ortasında lay la lay, lay la lay, lay lay la lay kısmında bir davul şeyi var. Şarkıdaki tek davul kısmı odur. O da aslında grubun bir konser versiyonundaki çalınan davuldan alınıp albüme koyulmuş bir şey. Şimdi devam edelim şarkının şeyine. Şarkı aslında şey, şarkı böyle iki, üç yerde kaydediliyor. Birincisi St. Paul Çapeli, New York'ta. Columbia Üniversitesi'nin içinde. New York'taki stüdyoda kaydediliyor ve Nashville'de bir tane stüdyoda kaydediliyor. Bu da aslında enteresan bir şey. Genelde Simon & Garfunkel birçok şarkısını New York'ta kaydeder. Nashville ben de anlamadım neden orada kaydettiklerini. Şimdi genelde Simon & Garfunkel'ın şarkıları bir hikaye anlatıyor. Mesela Sparrow isimli şarkıda bir serçenin başından geçen acı dolu hikaye anlatırken bu şarkıda da aslında şeyle, kendisiyle ilgili, Paul Simon'ın kendisinin başından geçen yılmadığı şeylerle alakalı bir şarkı bu. Şimdi ben şeyi çok seviyorum. Şarkının sözleri zaten hani yoruma kapalı bence. Yani bu kadar mükemmel bir şarkı yazılamaz bence. I'm just a poor boy. Ben küçük bir zavallı bir çocuğum diye başlıyor mesela. İlk hayatının başından günümüze kadar olan şeyler anlatıyor. Ve insanlar bunu geldiği şey zannediyorlar. Bob Dylan'a yazıldığıyla alakalı bazı şeyler olduğunu okudum ben. Bununla ilgili direkt Paul Simon'ın kendisinin bunun doğru olmadığını söylediği bir yazı da okudum açıkçası. Paul Simon'ın şarkı yazma amacı şu. Neden bilmiyorum ama bu albümden önce Simon & Garfunkel inanılmaz bir şekilde eleştiriliyor. Şarkı sözleriyle alakalı ve şeyle alakalı zannediyorum savaşla falan da ilgili bazı durumlar var. Çok fazla eleştiri şey yapıyorlar ve Paul Simon bu şarkıyı yazmak zorunda hissediyor kendini. Gene Paul Simon'ın şeyinde, kendi şeylerinde, anılarında tam bu şarkıyı yazdığı sıralarda İncil okuduğunu söylüyor. Mesela şu kısımlar tamamen İncil'den alıntı olduğunu söylüyor. Workman's wages, çalışanların ücreti, seeking out the poorer quarters, that was biblical. Yani bu İncilsel bir şey olduğunu söylüyor. Herkes... Gene Paul Simon'ın kendi ifadesi. Herkes beni dövüyordu ve ben bu şarkıyla yer durmazsanız gideceğim demek istedim diyor. Burada gene enteresan bir hikaye var. Paul Simon, yani bu şarkının kayıt edilmesiyle alakalı. Bu sefer Art Garfunkel'ın tarafından bir enteresan bir hikaye. Art Garfunkel, Linda Grossman isminde bir kadına aşık. Bu şarkı kaydedilirken, kayıt esnasında. Aşık ve kadın stüdyoya davet ediyor. Normalde stüdyoya çok fazla davet etmez müzisyenler eşlerini falan. Davet ediyor ve kadın çok seviyor şarkıyı. 3 yıl falan sürmüş kadına evlenme teklif etmesi. Ve en sonunda evlenme teklif ediyor. Ve sadece 1,5-2 yıl sonra boşanıyorlar. Boşandıktan sonra Art Garfunkel şey diyor. Zaten hiç sevmemiştim ki onu diyor. Klasik Art Garfunkel. Onun böyle dallavlıkları vardır. Her neyse. Şarkının enteresan bir özelliği daha var. Ben bunu çok hoşuma gitti. Mesela... Just a come on from the horse on 7th Avenue. 7. caddedeki de orospuların maaşları gibi bir kısım geçiyor şarkıda. Bir saniye tam size şeyini bulayım. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum.
ne kadar profesyonel bir kayıt yaptığımı da görüyorsunuz bu esnada. Just a comment from the on the horizon 7th Avenue. 7. caddedeki orospularla alakalı bir kısım var. Şimdi New York'u bilenler bilir. Özellikle 90'ların New York'un çok meşhur bir belediye başkanı var. Ed Koch isminde. Ondan önce, o adam da zannediyorum 80'ler sonu olması lazım. Ondan önce bu bildiğimiz filmlerde gördüğümüz romantik, işte Kasım'da Aşk Başkadır gibi filmlerde gördüğümüz o romantik New York çok daha tehlikeli ve şey bir bölgeymiş. Özellikle Times Meydanı, ki ikonik bir yer Times Meydanı, fahişeler, uyuşturucu satıcılıkları, pezevenkler, yani çok böyle gerçekten tehlikeli insanların olduğu bir bölgeymiş. Orada onun 7. cadde, Times Meydanı 7 ile 6. cadde arasında kalıyor. 42, 43, 44. sokaklar. Oradaki orospulara hitap edilmiş bir şey. Bu arada bu kelimeyi kullanıyorum ama bu kelime şarkıda geçtiği için kullanıyorum. Yoksa çok adetim değil. 2010 yılındaki bir konserde Paul Simon şöyle bir anısını anlatıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Çok da seviyorum bunu. Bir gün yolda yürürken bir tane kadın rastlıyor ve kadın şey diyor, şarkıyı çok sevdiğini ve çocuğuna söylediğini bu şarkıyı gitarla çalarken de, fakat bazı kısımlarını değiştirdiğini söylüyor. Paul da hani hangi kısımları şey yapıyor? The Horse olan kısmı Toy Stores olarak değiştirmiş. Yani Just a come on from the horizon 7th Avenue yerine Just a come on from the Toy Stores on 7th Avenue gibi bir şey yapmış. Paul bunu şey yapıyor, no offense yani alınmadım diyor. Olabilir böyle şeyler. Ben çok güldüm buna. Şarkının bir tane daha enteresan bir hikayesi var. 3 Haziran 2016 yılında Paul Simon Berkeley Üniversitesi'nde bir konser verirken bu şarkı çalıyor ve tam o esnada Muhammed Ali'nin ölüm haberini alıyorlar. Ve Paul Simon duruyor ve diyor ki bu şarkıyı ben diyor Muhammed Ali'ye adıyorum diyor ve onun için çalıyor. Evet, çok enteresan. Şarkıyla ilgili çok son bir detay daha var. Bu da enteresan bir şey. Şarkının orijinal versiyonunda olmayan fakat konserlerinde çalınan bir ekstra bir şey var. Paul Simon bunu ilk kez zannediyorum 1968 yılındaki bir konserde eklemiş. Fakat her zaman çalmıyorlar bunu. Neden bilmiyorum. Bir de 1981 ya da 2 yılındaki Central Park, meşhur Central Park konserine de bunu ekliyorlar. Bu kısım şarkının orijinalinde ve albüm kaydında yok. Fakat çok nadir bazı konserlerde bu kısmı da çalıyorlar. Bunu neye göre yapıyorlar bilmiyorum. O kısım da şu: Now the years are rolling by me, they are rocking evenly. I'm older than I once was, I'm younger than I'll be. That's not unusual, no, it isn't strange. After changes upon changes, we are more or less the same. After changes, we are more or less the same. Bu da çok çok şiirsel bir anlatım var şarkıda. Yani adamın sonradan hani konserlerde çalarız diye eklediği kısım bile normal bir müzik grubunun aslında günümüzde albümündeki en iyi şarkıların sözlerinden daha iyi sözlere sahip mesela. Buradaki şey çok hoşuma gidiyor. Bir zamanlar olduğumdan daha gencim ve bir zamanlar olacağımdan, özür dilerim çok burada saçma oldu. Bir zamanlar olduğumdan daha yaşlıyım, bir zamanlar olacağımdan da daha gencim. Bilmiyorum, bana çok hoşuma gidiyor ve bu garip değil diyor aslında. Şey de değil, olağan dışı da değil diyor. Dediğim gibi şarkı birçok ülkede şeye giriyor, listelere giriyor. Amerika'da çıkabildiği en yüksek seviye ise 7 Billboard listelerinde. Teşekkür ediyorum. Kanada'da bir numaraya çıkmış bu arada en fazla. Şimdi charta bakıyorum da. Birleşik Krallık'ta da şey almış, 400 binden fazla sattığı için altın plaket almış. Bir sürü filmde, oyunda vesairede falan da kullanılmış şarkı ayrıca. 29 Eylül 2001 yılında da Paul Simon Cumartesi Gecesi Ateşi'nde bu şarkıyı söylemiş. 11 Eylül'den sonraki ilk versiyonuymuş bu da. İlk defa bir canlı performans sergilediği versiyonmuş. Bu aslında çok önemli bir bilgi değil. Verdiysen bunu size. Adam sonuçta çalıyor. İyi akşamlar.